Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel ve bu seferki modelimiz çok kolay. Sizlere kolay bir modelle geldim. Hemen yapabileceğiniz, hızlı bir şekilde örebileceğiniz bir model anlatacağım arkadaşlar. Rahatlıkla yani bir yeleği baştan sona yapımını yaparsanız, yaka kolunuz ve kesimini rahat 3-4, 2-3 günde bitirebilirsiniz. Çünkü modelimiz çok zor değil, kolay, basit bir model. Elimden gelince sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tığım her zamanki kullandığım 3 numara 1.70 mm gördüğünüz gibi. İpim ise bu sefer Alize Angora Gold serisinin ipi. Rengimize çok hoş. Rengimizi beğendiyseniz yorumlar kısmına ulaşmanız yeterli. Yorumlar kısmına ulaşırsanız arkadaşlar sizlere dönüş yapabilirim. Hemen isterseniz zaman kaybetmeden modelimize geçelim. İpimiz dediğim gibi yeleklik bir ipimiz. Çok güzel. Rengi de çok güzel. İpimizi sabitleyelim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Sizin beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Şöyle ipimi sabitliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Bu videoma yeni başlayana denk gelirse arkadaşlar orta ayarda zincir çekiyoruz. Çok gevşek ve çok sıkı çekmiyoruz. Bakın şöyle. Çünkü içine battığımız zaman trabzan yapacağız, zorlanmayın diye. Bir de çok sık olduktan sonra eliniz belli bir süre ördükten sonra otomatik olaraktan gevşiyor, bilginiz olsun. Çünkü görmeye alıştıktan sonra bu sefer bir taraf sıkı bir taraf gevşek oluyor, bilginiz olsun. Onun için orta ayarda bir örüm yapın. Sayı vermiyorum arkadaşlar, 7'nin katları olaraktan beden ölçünüze göre yapabilirsiniz. Sayı her zaman farklılık gösterir yaptığınız ipte ve örüm şeklinizde illaki farklılık gösteriyor. Ben şöyle fazladan zincirlerimi çektim. Gördüğünüz gibi. Şimdi 7'nin katları olaraktan çalışacağız. Kenar kısmında ne istiyorsanız o kadar trabzan yapabilirsiniz. Tığın başına doluyorum. 1, 2, 3, 4'üncüye batıyorum. Bakın ikili trabzan. Tığın başına alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Kenar trabzan olaraktan ikili düşündüm. Siz üçlü dörtlü olaraktan çekebilirsiniz ya da farklı modeller uygulayabilirsiniz. Su taşı olaraktan da çalışabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 kenarlarda 5 tane düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'nin katları yani bu 7. modelimiz gelecek. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde 7'nin katları olaraktan trabzanlarımızı uygulayalım arkadaşlar. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim. Tığın başına alıyorum. Zincirimizi trabzandan sayıyoruz. İkincinin tepe kısmına bataraktan ikili trabzanımı uyguluyorum. Hemen yanına bir adet daha. Yanına bir adet daha ikili trabzan, bakın. Tığın başına alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımı uyguladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığın başına aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bataraktan ilmeğimi uzatıyorum. Tığın başına alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6'lı fıstığımı şöyle tutup kapatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutuyorum baştakini ve fıstığımızı kapatıyoruz. Yani iki tane yan yana
Fıstık çalışması yaptık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye bataraktan ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve fıstığımızı kapatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.yi buluyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın tığımın üstüne alıyorum. Aynı yere tekrardan 2, 3, 4, 5, 6 fıstığımızı kapatıyoruz. Araya bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 fıstığımızı kapatıyoruz. Yani şu tuttuğum zaman çift, tek, çift olaraktan çalışmamızı yapıyoruz ve geçişte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tığın başına doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok kolay arkadaşlar. Hep tekrarlardan oluşacak. Bir sıradan oluşan bir modelimiz. 3, 4, 5, 6. Kapatıyorum. Tekli kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 7.ye batıyorum. İki, üç, dört, beş, altı kapattım. İki zincir. Dört, beş, altı ve kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. 7.ye bataraktan kenarda kaç tane trabzan istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, burada da 6 tane oldu arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde. Modelimiz çok kolay. Bir çift, bir tekli olaraktan çalıştık şimdi. Bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Modelimi çeviriyorum. İkinciye bataraktan ikili trabzanlarımı uyguluyorum. Kenar trabzanlarımız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Fıstığımızın, tığımızın başına alıyoruz. Ortasındaki bir zincirli yerden bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tabii fıstık kalınlığı size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bir tane fıstık yaptık. Şimdi tekrardan bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir tığın başına alıyorum. Ve bir sonraki tekli fıstığın tepesine bataraktan ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapatıyorum. Araya bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve kapatıyorum tekrardan. Şöyle tuttuğumuz zaman buradaki işlemi buraya, buradaki işlemi buraya uyguladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen ortadaki yere batıyorum. Buraya tekli. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hemen tekli fıstığın üstüne bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kapattım. Bir zincir aynı yere tekrardan. Kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve buradaki ortadaki bir yere 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu sıramızı da gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar yaptık. 5, 6 zincir. Hemen bir sonrakine geçiş yapıyorum. 1, kenardaki trabzanlarımızı uyguluyoruz. Kenar trabzanlarımıza geçiş yaptık. 2, çeviriyorum, ikinciye batıyorum. 2, kenar trabzanlarımız hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bundan sonrası tekrarlardan oluşacak. Yani başa geri dönmüş olduk. Bu tekli fıstığın üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Altılı fıstığımızı kapattım. Yani birinci sırada ne yaptıysak araya bir zincir aynı yere tekrardan. Alt kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen bir sonraki orta kısmına batararaktan ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman bu şekilde. Bu sıramızda bakın çiftli, tekli, çiftli olaraktan, tekli, çiftli, tekli, yani ters orantı olaraktan devam ediyor. Ben şöyle modelim ortaya çıksın, birkaç sıra daha öreyim. Tam görelim, ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi birkaç sıra daha ördüm. Modelim bu kadar basit ve kolay. Başak modeli de diyebilirsiniz. Duruşu bu şekilde. Gördüğünüz gibi fıstığın kalınlığı ve aradaki zincir sayısının uzunluğu, kısalığı size kalmış bir şey. Şöyle arka taraftan görünümü, ön taraftan görünüm olaraktan gördüğünüz gibi çok güzel, çok hoş bir model. Rahatlıkla bu modelden yelek, kırka, bluz, süveter, etol şal olaraktan çalışabilirsiniz. Duruşu falan çok hoş duruyor arkadaşlar. İstediğiniz renklerle de çalışabilirsiniz. İstediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi fıstığın kalınlığı ve ortadaki zincirlerin uzunluğu size kalmış bir şey. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.